Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımız olsun. Xitay pilallıq tuğut siyasetini zor derecede özgertiş kürgüzdü. Şinhua agentliğinin haberde bildirilmişçe, Xitay Komünist Partisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu 31 May açkan yığınında bir ailenin 3 ballık buluşuğu ruhsat kılış kararını ilan kılgan. Haberde kayıt kılınışça, Xitay Komünistik Partisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Xitay nüfusunun kayırılışış krizisiyle takabül duruş maksadı 31 May yığın açkan. Yığında tuğut siyasetinin tekimi alalaştırış ve nüfus kurulumisini yakışlaş takiklenip, bir cüp er ayalının 3 balılık buluşuğu ruhsat kılış siyasetinin yol koyuş tedbiri ilan kılıngan. Bildirilişe Xitay İstatistike İdarisi 11 May 7. Nöbetlik Umumiyüzlük Nüfus Tekşürüş Dokulatını ilan kılgan bulup, emgek güçleri yetişmezlik ve nüfus kayırılışış vaziyetinin iğırlaşkallığı otturgu çıkan. Ötken 10 yılda Xitay'daki nüfusunun yıllık otturucu eşiş nispeti 0.53% bulup, aldınkı 10 yıldaki nüfusunun iş süretinin 0.04% tövenligen. Şunun bilen bir vakitte 15 yaştan 59 yaşkıcı bolgan emgek yaşıdaki nüfusunun ilgiligen nispeti 63.35% bulup, bu nispet 10 yıl ilgirkigi seliştirganda 6.79% tövenligen. 60 yaştan aşkallar 18.70%'ni ilgiligen bulup, 10 yıl ilgirkigi seliştirganda 5.44% örligen. Uzun yıllardan beri Xitay iqtisadının tiz eşişi asasen erzan bahalıq emgek küçüge tayangan. Emgek eşidiki nüfusunun az eşiğe ağışıp, nurgun şirketler muapıq hizmetçi tepişte qiyinçiliği duş gelgen. Yaşanğalarının köpeyişi Xitay'nın ictimai paravallıq yükünün devamlıq iğirlişliğalıqı din deyerek bergen. Küzetküçülerinin bildirişçe Xitay'nın növetteki nüfus krizi asaslıqı özünün hata nüfus siyasetinin bulup mu bir perzentlik bulu siyasetini mecburi yolu kuyuştin kilip çıkan. Xitay ötken bir neçe yıldan nüfus krizini hal kılış maksede iki balılıq buluşku yol koygan bolsa mı, bırak bu Xitay'daki emgek küçünün kem buluş nüfusunun kayırılışış vaziyetini özgertelmegen. Şu sebeplik Xitay siyasetini tekimi kengaytip 3% buluşku ruhsat kılışını karar kılgan. Avustralya bilen Yeni Zelandiya Uyghurlarının kişilik hukukuğu köngül bildiğanlığını bildirdi. 31 May Avustralya ve Yeni Zelandiya'nın baş ministerleri Yeni Zelandiya'da yığın açkan bulup, yığında iki taraf Hong Kong ve Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk meselesine köngül bildiğanlığını ta'kidlegen. Germaniya avazının bu haqtaki haberde bildirilişçe, bu iki devlet rehberinin 15 aydın buyanki tunca uçuruşu bulup, iki taraf Xitay'a münasibetlik muhim meselelerde ortak tunuş hasılı kılışkı tırışkan. İlgiri Yeni Zelandiya'nın Xitay'a tutkan pozisyası siyasi obzorcular ve taratkolar tarafından tanqit kılınıp gelgen. Ama Yeni Zelandiya Başministeri Jacinda Ardern düşenbedeki uçuruşta bu tanqidni rad qilib, Yeni Zelandiya bilen Avustraliyanın sodi ve kişilik hukuk qatarlıq meselelerde oxşash pozisiyada ekanligini ta'kidlagan. U Avustraliya Başministeri Morrison bilen ötküzgen birleşme muhbirlarını kütüb eliş yig'inida Avustraliya bilen Yeni Zelandiyanın sodi ve kişilik hukuk meselesidagi meydanı oxşash. Şomen Yeni Zelandiyanın muhim meselelerde küçülük pozisiya bildirmeganligi to'g'risidagi her qanday qarashqa reddiye berişim kerak degan. İki başminister birleşme bayanatıda Hong Kong'un terakkiyatı ve Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk vaziyetine ciddi köngül bildiğanlığını bildirgen. Hem de Xitay'ın Uyghur ve başka milletlerinin kişilik hukukuna hürmet kılışka, BDT ve başka müstakil küzetkücülerinin rayonu çekilmesiz kirip tekşürüşüge yol kuyuşku çakırgan. Malum buluşça, Avustralya başlamcılık bilen Dünya Sağlık Teşkilatı'nı Xitay virüsünün menbesi hakkında müstakil tekşürüş kılışkı çakırgandan bayan, Avustralya bilen Xitay'ın münasibeti naçarlaşkan. Yakınki aylarda Xitay hareketke ötüp, arpa, kaligüşi qatırlıq Avustralya mahsulatlarının import kılınışını çekilgen. Dünya Saudi Teşkilatı aldınki hafta Avustralya arpısıga münasibetlik import meselesini hal kılış üçün talaş tartışını hal kılış grupısı kuruduğanlıqını bildirgen. Xitay baş elçixanasıga köydürgücü botulka atkan kişiye şikayet kılındı. Germaniya avazının 31 maydaki haberde bildirilişçe Xitay'nın Berlin'deki baş elçixanasıga köydürgücü botulka atkan Xitay pukrasi resmi şikayet kılıngan. Haberde kayıt kılınışça Berlin baş teptiş mahkemesi 31 may bu yıl Mart ayında Berlin'deki Xitay baş elçixanasının hoylısıga köydürgücü botulka atkan 42 yaşlı Xitay pukrasının şikayet kılınganlıkını uxturgan. Teptiş mahkemesi onu ot kuyuş ve mal mülükke iğir ziyankeşlik kılış cinayeti bilen ayıplıgan.
Bildirilishicha gumondor o'zi yasagan kuydirgichi botulkani Xitoy elchixonasining qorusiga atgan bo'lib, kuydirgichi botulka elchixona binosi oldiga tushib portilgan. Biroq elchixona xodimlari tezlikda o'tni o'chirib olgan. Qo'g'dug'ichilar uni naq maydondala tutib olgan. Fransiya agentligining xabar qilishicha, bu dilonning siyosiy arq ko'rinishi bor ekan. Mazkur Xitoy puxrasi Xitoy rejimining boshqa millatlarga qarshi ijro qilayotgan siyosatiga norozilik bildirish uchun shunday qilganligini bildirgan. Türkiye'de ailem kayarda namayışı devamlaşmakta. Uzun durmayan ailem kayarda şuarı bilen Xitay'nın İstanbul'daki başkonsulhanısı aldıda ötküzlü vatkan namayış her günü kararlılık devamlaşmakta. Türkiye'de ailem kayarda namı devam kılı vatkan namayış 5 aygı yıkılaşkan bulup, tünügümü yığı vatkan yamğurgu karımasının yeni bir türküm halık namayışını devam kıldı. Ettigendili Xitay'nın İstanbul konsulhanısı aldıdaki sahilgi yığılgan Uyghurlar Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki sebepsiz tutkun kılış, İrqi qırğınçılıq yürgüzüş cinayetlerine karşı namayış ötküzdi. Namayışçılar kollarda Xitay tarafından ceza lageri yaki türmelerge solanğan aile azalarının suretlerini götürüp, zalim Xitay ata-anımız nede? Qırğınçılıqını toxtat, Şarkı Türkistan halkı Türk halkının yardımını kütmekte degendek şuarlarını toğlaştı. Muhacirettiki Şarkı Türkistan halkının ailem qayarda degen addi sualıga cevap verişten özünü kaçırvatkan Xitay, bir tarafdan xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonni takshirishiga yo'l qo'ymasa, yana bir tarafdan turli saxta ko'rinishlar orqali Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yashirishga urinmoqda. Sharq Turkistonda assimilyatsiya siyosati davomlashmoqda. Sharq Turkistonda yurgizilgan assimilyatsiya va xitoylashtirish siyosati cho'ng kichik qiyriyash deb ayrimasdan butun uyg'urlarni qiyin kuniga qo'ymoqda. Bugün ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sirlarda Sharq Turkistonning ba'zi rayonlaridagi kichik bolalar ko'rsatilgan bo'lib, qo'llarida xitoycha kitob ko'tarib olgan 5-6 yoshlar chamasidagi bolalar xitoycha so'zlik yodlashga tirishayotgan ko'rinishlar ko'rsatilgan. Yana bir sinda ma'lum bir kichik qizning dadasiga xitoycha so'zlik o'rgatayotganligi, yana boshqa bir sinda bo'lsa bir mahalliy kishilarning mahalliy komitetiga yig'ib olinib, siyosiy o'rganish nomida xitoycha leksiya anglayotganligi ko'rsatilgan. Xitay xalqning baxtlik, xushalxoram yashayotganligini jar silayotgan bo'lsa-mu, xalq siyosiy o'g'inish, majburiy xitoycha o'g'inish, majburiy amgak qatorliq bostiruv siyosatlari ostida moddiy va ma'naviy zulmga uchirmoqda. Xitayda tunji qitim bir kishiga H10N3 qush sukumi diagnozi qo'yildi. Xitay Davlatlik Sahiya Komiteti bayonot e'lon qilib, Jiangsu o'lkasidagi 41 yoshli bir kishiga H10N3 tipli qush sukumi bilan yuqumlanganligi diagnozi qo'yilganligini va bu kishining Xitay miqyosidagi H10N3 tipli qush sukumi turi bilan yuqumlangan tunji bemor ekanligini uqtirdi. Xitay Sahiya Komiteti mazkur kishining qizitmasi o'rlab ketish va boshqa bir qism kasallik alomatlari bilan balnisqa elinganligini bildirgan bo'lsa-mu, virusning qanday yuqqanligi to'g'risida tafsili ma'lumot bermadi. Xitay Sahiya Komiteti uy qushlarida ko'rilgan H10N3 tipli qush sukumi xatirining bir qadar yangi ekanligini, shundaqlik keng ko'lamda tarqalish nisbatining intayin tuvan ekanligini qayd qildi. Xitay Sahiya Komitetining bayonoti deyana bunundan ilgari bir mu insanda H10N3 tipli qush sukumi turining ko'rilib boqmaganligiga ishorat qilindi. Igilinishcha Xitayda qush sukumi turi ko'p bo'lib, ular odatda uy qushlari boqimchiligi bilan shug'ullanadigan kishilarda ko'rildi ekan. NATO bosh kotibi dunyoning oldin faraz qilg'ili bo'lmaydigan holga kelganligini aytdi. Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti bosh kotibi Jens Stoltenberg 14 iyun o'tkazilgan NATO oliy rahbarlar yig'ini haqida axborot e'lon qilishini o'tkazdi. NATO bosh kotibi Stoltenberg yig'inning ittifoq va kollektiv xavfsizlik uchun intayin muhim payt bo'ladiganligini bildirib, dunyoning teximi oldin faraz qilg'ili bo'lmaydigan holga kelganligini va bu sababdan Shimoliy Amerika bilan Yevropa o'rtasida ittifoq bo'lishi kerakligini qayd qildi. U Belarusiyaning bomba borligini ilgari surib, majburiy qo'ndirgan aeroplandagi o'qitish jurnalistni qo'lga olganligi haqidagi savolga aeroplanning Minskga qo'ndirilganligini ayiblab, xalqaroliq mustaqil tekshirishni talab qildik. Vaqaning fikr erkinligiga qilingan hujum ekanligini bildirib, qo'lga olingan jurnalistni qo'yib berishga chaqirdik deb javob berdi. U Rossiyaning Ukraina, Baltiq va O'rta Sharqqa o'xshash rayonlarda harbiy mavjudligini ko'paytirganligini bildirib, NATOning yaqinqi yillarda bu sababdan tayyorlikni kuchaytirganligini va Sharq rayoniga harbiy kuchlarni avatganliklarini qayd qildi.
u NATO'nun müdafiye maqsadiga ega ekanligini, tinchlikni qo'g'dash uchun xizmat qilganligini va buning uchun nurg'un rayonlarda mavjud bo'lib turganligini ta'kidladi. U NATO'nun Afganistan'dan chekingandan keyingi terrorlik tahdidi ustida to'xtalib, Afganistan'daki xavfsizlik ahvolinin nihoyatda qiyin ekanligi NATO qismlarining chekinish qarorida xatar borligini eskertdi. U niyatimiz boshdan tartib Afganistan'da qilish emas edi. Afganistan'ın xavfsizlik organlarını qo'llash davomlashdi. Afganistan'ın kelajagiga afganistanliklar mas'ul bo'ladi dedi. Turkiyada Xitoy virusi yuqumiga qarshi tadbirlar yangilandi. 31 may Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kabinet yig'inidan keyin o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy virusiga qarshi yangi qarorlarni e'lon qildi. Yangi qarorlar tövendikçe. Sirtqi chiqish cheklimisi 6-nji ayda, ya'ni bugundan boshlab dushanbadan shanbagacha kech soat 22 dan atigan soat 5 oralig'ida davomlashadi. Yakshanba kuni butun kun sirtqi chiqish cheklimisi ijro qilinadigan bo'lib, shanba kech soat 22 dan dushanba atigan soat 5 kishi davomlashadi. Restoran va oshxonalar atigan soat 7 dan kech soat 21 gacha bo'lgan oralig'da mehmon qabul qila oladi. Yetkizish mulozimatini 24 soat davomlashtirsa bo'ladi. Qahvaxona, choyxona, tantarbiya sariyi qatorliq o'rinlar yakshanba kundan boshqa kunlarda atigan soat 7 dan kech soat 21 gacha ochiladi. İdara organlardaki xizmatlar yangi belgilim bo'lg'icha davomlashadi. Uchoq va Yepxir ayollardaki to'y va nikoh marosimi bekitilgan shartlarga asosan 1 iyundan boshlandi. Universitetlarning 2021-22 yillik o'quv yildagi yangi mavsum 13 sentabrdan tartib boshlandi. Yusturani o'qituvish boshlang'ich maktablarda 1 iyundan tartib boshlandi. To'liqsiz va to'liq o'tir maktab o'quvchilari 7 iyundan boshlab haftada 2 kun yusturani darsi anglaydi. Sahiya ministrining ma'lumotiga asoslanganda 31 may Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 219 mingdan ortiq kishi tekshirilishi orqali yangidan 6493 kishining yuqumlanganligi aniqlangan. Nöbette 596 kişi doktorxonada bo'lib, bir kun ichida yana 122 kişi qaza qilib, 9582 kishining salomatligi asliga kelgan. Turkiyada Xitoy virusi tarqalishga boshlagandan beri salomatligi asliga kelganlar jami 5,114,000ga, qaza qilganlar 47,527ga, kesili og'ir bemorlar 1,339ga yetgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırırız. Şimdi o programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmetleşirmeye köptün köp rahmet eydim. Selamun aleyküm ve rahmetullah.